Merhabalar, Metropolsoft'tan Sena ben. Daha hızlı performans için ayarlarınızı optimize edeceğimiz videomuza hoş geldiniz. Öncelikle eklenti ayarlarından başlayalım. Eklentiler sekmesinde kullanmadığınız fakat aktif olan eklentileri devre dışı bırakmalısınız. Böylelikle SolidWorks'ı açarken ve kaparken daha iyi performansla çalışmanız sağlanır. Şimdi sistem seçenekleri ve belge seçenekleri özelliklerine bakalım. Sistem seçeneklerinden genel sekmesindeki ayarlarımızı kontrol edelim. Burada bulunan Windows Explorer'da küçük resimleri göster ve son teknik uyarılar ve haberleri karşılama iletişim kutusunda göster ayarlarımız devre dışı olmalıdır. Ayrıca dondurma çubuğunu etkinleştir ayarını da aktifleştirmemiz gerekmektedir. Şimdi sistem seçeneklerinde bulunan performans ayarlarımıza bakalım. Burada eğer yeniden oluşturmada doğruluğa bazı saç levha unsurları için kendisiyle kesişme denetimini yoksa ayarlarınız aktifse bunları devre dışı bırakın. Saydamlık ayarlarınızı da devre dışı bırakın. Eğrilik oluşturmada detay seviyesini daha hızlı yapabilirsiniz. Burada bulunan montajlardaki bileşenleri otomatik olarak hafif olarak yükle ayarını aktif etmelisiniz. Böylelikle büyük montajlarda daha rahat çalışabilirsiniz. Montaj ilişkisi animasyon hızını kapatmanızı öneririz. Ayrıca ön belleğe alınan konfigürasyon verilerini temizle ayarını da aktif etmelisiniz. Şimdi sistem seçeneklerinin altında bulunan montaj ayarlarına bakalım. Burada montaj ilişkisi eklerken bileşen verilerini optimize et ayarını aktif etmemiz gerekmektedir. Ayrıca büyük bir montajı açmanın altında bulunan bileşen sayısı şu miktarı açtığında hafif modu ve büyük montaj ayarını kullan ayarını da aktif etmeliyiz. Ayrıca montaj penceresine geçiş yaparken yeniden oluşturma yapma, yeniden oluşturmada doğrulamayı devre dışı bırakma, daha iyi performans için görüntü kalitesini optimize etme ayarlarını aktif etmeliyiz. Şimdi ise Feature Manager ayarlarımıza bakalım. Burada bulunan dinamik vurgulama, parça veya montajlarda şeffaf yüzen Feature Manager ağacını kullanma ayarlarını devre dışı bırakalım. Şimdi ise görünüm ayarlarına bakalım. Standart görünümleri geçerken sığacak şekilde yakınlaştır ayarını devre dışı bırakmalıyız. Ayrıca geçişler sekmesindeki geçişi göster, bileşeni gizle, izole et ve görünüm seçiciliği kapatmalıyız. Şimdi yedekte kurtar ayarlarımıza bakalım. Otomatik kurtardaki oto kurtarma bilgisini kaydetme sıklığının 10'dan düşük olmaması lazımdır. 10 dakikanın altında kaydederse eğer performansımız yavaşlayabilir. Ayrıca otomatik kurtar ve yedekledeki dosya konumlarının aynı olması da mümkünse harici hard diskte olması önerilmektedir. Belge özellikleri sekmesinden görüntü kalitesini ayarlayabiliriz. Gölgeli ve draft kalite, HDR ve HDR çözünürlüğü düşük hızda ya da yüksek hızda olabilir. Eğer düşük hızda olursa görüntünüzde bozulmalar olacaktır. Eğer çok yüksek hızda olursa da performansınızı biraz zorlayabilir. Bizim önerimiz bunun %80 civarında bir ayarda olmasıdır. Bugün sizlerle daha hızlı performans için ayarlarınızı optimize ettik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.